Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Evet, Emit Fuarı'ndayız, TÜYAP'tayız, Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde. Dünyanın, Türkiye'nin turizmcileri burada. Özellikle Türkiye'de turizmin kalbi bugün burada atıyor. Şu anda Hasan Erdem, turizmci, turizm sektörünün duayeni. Aynı zamanda TURSAP bölge başkanlığını yaptı kendisi. Turizm sektörünün aslında Hasan Bey'le konuşacağız. Özellikle acenteler gözünde. Ama önce isterseniz fuara bir gelelim. Hasan Bey, artık Türkiye'nin turizmde yeni şeyler yapması gerekiyor değil mi? Tabii ki efendim. Neler yapması gerekiyor? Şimdi Türkiye turizm sektörü açısından düşünecek olursak makro düzeyde Türkiye çok şeyler başardı turizm sektöründe. Çok güzel şeyler başardı. Nerelerden nereye geldik? 500 çok yol bin, kat ettik. Tabii 500 bin turist gelirken, 1 milyon turist gelirken şimdi 35 milyon turist Türkiye'mize, ülkemize geliyor. Bu çok büyük bir başarı, ancak bu başarının neredeyse artık ilerlemesi, gelişmesi ve büyümesi duraklama noktasına geldi. Yani bizim artık turizm sektörü olarak, Kültür Turizm Bakanlığı olarak, bu turizm sektöründeki tüm dinamikler olarak, tüm sivil toplum kuruluşları olarak silkinmemiz gerekiyor. Bir atak yapmamız gerekiyor ve üzerimizdeki bu ataleti, bu miskinliği bence atmamız ve ondan kurtulmamız gerekiyor. Bugün Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal Bey de buradaydı. Hatta programımıza da dahil olacak. Bekliyoruz kendisini. Her an gelebilir efendim. Sayın Bakan da artık yeni şeyler söylemenin ve yapmanın zamanı geldiğine inananlardan. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Şimdi elbette, yani yıllarca biliyorsunuz ki Türkiye yani sanki sadece konaklama ülkesi, sadece otel ve motellerin bulunduğu bir ülke olarak düşünüldü, ama Türkiye'nin birçok özellikleri var. Türkiye artık bir tatil ülkesi, Türkiye artık bir kültür turizminin yoğun yaşandığı bir ülke, doğa turizminin yaşandığı bir ülke. Birçok turizm sektörünün yelpazesi burada çok önemli destinasyonlara sahip. Bunun tanıtım ve bunun bilinmesi gerekiyor ve bunun için bir takım projelerin gerçekleştirilip yapılıp sektöre sunulması gerekiyor. Tabii ki Sayın Yeni Kültür ve Turizm Bakanımız yaptığı bazı açıklamalarda bu konulara değindi. Artık bizim bir takım yeni açılımlara ihtiyacımız var. Yani bir de Sayın Bakanımızın geldiği dönem itibariyle 2015 ve 2016 bize bir kriz bekliyor. 2015'te bir kriz atlattık. Tabii. Önemli bir kriz atlattık. Bu krizin içerisinde bulunan bu sektörün mutlaka elinden tutulması gerekiyor. Özellikle bu krizden daha çok etkilenen, olumsuz yönde etkilenen bölgelere artık bir destek ve teşvik mahiyetinde bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Bölgelerin araştırılması gerekiyor. Hangi böyle bölgelerde daha çok bu kriz yaşanıyor? Bunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bunu tespitini yapıp ve hem acentalarımıza, hem tur operatörlerimize, hem de oradaki yatırım yapan otelcilerimize bir teşvik, daha önceki yıllarda olduğu gibi. Yani bu şekilde ancak biz bu krizi aşabiliriz. Bir de çok çok önemli bir konu var. Bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı olsun, devlet erkanı olsun ve mülki idareler olsun, hep göz ardı edilen bir kesim var ki turizm sektöründe. O da turizm seyahat acentaları ve tur operatörleridir. Oysa turizmin pazarlama bölümünü oluşturan ve Türkiye tanıtımını yapan, Türkiye dışarıdan yabancı turistleri ve grupları getiren, organize eden bir seyahat acenteleri birliğimiz var, seyahat acentelerimiz var. Asıl muhatap alınması gereken bunlar. Acenteleri gözüyle aslında baktığımız zaman durum ne? Onlar ne düşünüyor? Çünkü acenteler şu an sizi dinliyor ve sizi seyrediyor. Şimdi efendim bakın, yani şöyle bir baktığımızda devlet erkanı bir toplantı olduğunda, bir kriz olduğunda ilk toplantı yaptıkları, ilk görüştükleri insanlar, bakıyorsunuz otelciler veya Turizm Yatırımcılar Derneği veyahut da turizm, büyük oranda turizm yatırım yapan veya uçak filolarına sahip olan kurum ve kuruluşlar. Oysa krizde bizim destek vermemiz gereken asıl kitle turizm seyahat acentalarıdır. Çünkü yabancı turisti bunlar getiriyor. Yabancı ülkelerde bu ülkenin tanıtımı bunları yapıyor. Bunların desteklenmesi, bu krizden en çok etkilenenler de bizleriz.
Ben 30 yıldır Turizm Seyahat Ajansı sahibi olarak yıllardır binlerce turisti her yıl ülkemize getirip burada Türk ekonomisine, ülke ekonomisine katma değer sağlamak için mücadele ediyoruz. Biz yatırımcıların da elbette payı büyük olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz ama onlar hancı. Biz ise o hana konaklamak için gelecek olan insanların ne şekilde getirileceğini biz biliyoruz. Sıkıntıları biz yaşıyoruz. Bizim muhatap alınmamız gerekiyor. Aslında... Özellikle kriz olduğu dönemlerde, bu dönemlerde yani Kültür Bakanlığı düzeyinde ve diğer üst düzey devlet erkanı nezdinde seyahat acentalarımızın ve tur operatörlerimizin mutlaka teşvik edilmesi, desteklenmesi ve mutlaka onlarla aynı platformda bu krizin ne şekilde aşılması konusunda bir görüş alışverişinde bulunması. Ne tür teşvikler mesela bekliyoruz? Örneğin şimdi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği diye bir birlik var. Ve bu birlik asıl sizin sesinizi Ankara'ya duyurması gereken bir birlik baktığımızda. Evet. Çünkü bu asıl işin alın teri ve yoğun bir şekilde çalışan grup bunlar. Siz olmasanız da turistler Türkiye'ye gelmez. Şimdi efendim 18 yıldan beri başımızda bulunan bir Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Sayın Başkan Ulusoy. Maalesef bizim beklentilerimize cevap verecek bir nitelikte bir yönetim sistemine veya bir çalışma veya bir ARGE sistemine sahip değil. Tamam, katılımcı mı istiyorsunuz? Yani biz istiyoruz ki tabii ki bağlı bulunduğunuz bir sivil toplum kuruluşu var. TÜRSAP var. Bu TÜRSAP'ın tabii ki biraz daha bu gibi krizlerde proje üretmesi gerekir. Bakanlığa destek olması gerekir. Bakanlıkla işbirliği içerisinde olması gerekir. Ve bakanlığın da TÜRSAP'ı muhatap alması gerekir. Yani bu şey tek taraflı değil. Bugün gönül ister ki Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği yönetimi bu gibi durumlarda ülke ülke gelsin. Çünkü yurt dışındaki bize turist gönderen ülkelerin turistleri, yabancı gelen turistlerimiz kapanın elinde kalıyor. Yapılmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani, siz tabii ki görüyor musunuz? Yani şimdi biz, bir durum tespiti yani, mi yoksa? Ben şunu söylüyorum. Bugün Türkiye Seyahat Acenteler Birliği şu anda asli görevinin dışında ve amacının dışında hizmet ediyor. Ben bunu iddia ediyorum. Yani bunu artık dur demenin bir zamanın geldiğini ve bıçağın kemiğe dayandığını söylüyorum. Yani bu kadar amaç dışı veya biz bundan 44 yıl önce 1972 yılında bu TÜRSAP kurulduğu zaman ne amaçla kuruldu, niçin kuruldu? Bunu bir defa bilmek ve idrak etmek gerekiyor. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle geçmişte Türk turizmine çok büyük katkılar sağlamıştır TÜRSAP. Ve TÜRSAP'ın da önemi çok büyüktür. Ancak biz yani yönetim tarzı ve anlayışı bakımından maalesef biz bu hem amaç dışı faaliyetler içerisinde bulmamızdan dolayı hem de üyelerimizin zor durumda olan üyelerimizin sorunlarını göz ardı ettiğimizden dolayı bugün Türkiye Seyahat Ajantaları ne yapmalı peki şu an? Sıkıntı içerisinde. Ne yapmadıklarını söylediniz, peki ne yapmak lazım? Yani şimdi, efendim, siz olsanız ne yapardınız? Şimdi bakın, yurt dışında düzenlenen fuarlarda bir defa TÜRSAP'ın adı okunmuyor. Maalesef yetersiz katılımlar var. Yani kurulan standlar yetersiz. Görevlenen insanlar yabancı dil bilmiyor. Incoming ne olduğunu bilmiyor. Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili bir bilgi ve beceri sahip değil. Yani bu konuda biz büyük bir kurumuz ve camiayız. Sadece bakanlık değil. TÜRSAP'ın da Türkiye tanıtımında ve bu krizlerin aşılmasında bakanlığımız ile birlik ve beraberlik içerisinde, tamam, dayanışma içerisinde bu krizin altından kalkacağımızı düşünüyorum. Yani neler yapılması gerekiyor? Bir defa yoğun bir şekilde Türkiye turist getiren seyahat acenteler birlikleri var o ülkelerde. Rusya'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın ve Avrupa'nın birçok ülkesinin Dışişleri Bakanlıkları deklarasyon yayınlıyorlar. Şu ülkelere gidilmesin. Mesela seyahat yasağı getirilen ülkeler anlamında söylüyorum. Tabii. Bu Türkiye'yi de kapsıyor. Bu gibi durumlarda bir sivil inisiyatif, bir baskı grubu oluşturmak gerekiyor. Yani siz bir meslektaşınızla gidip konuşacaksınız. Ülkemiz güvenli bir limandır. Can ve mal güvenliği vardır. Bir sorun yoktur. Sorunlar Türkiye'nin dışında gelişmekte deyip bu yapılan Türkiye aleyhindeki yanlış algı operasyonlarının önünü tıkamak gerekiyor. Bunu pozitif hale getirmek gerekiyor. Bunu sadece devletten bekleyemeyiz.
sektörün kendisinin de elini taşını... Çözümü kendisi, sektör kendisi koyması lazım. Koyması lazım, proje üretmesi lazım. Gelen bakana da bunu ikna anlatması sunması ve lazım. Sunması gerekir. Lazım. Önermesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde kaybeden acentalar oluyor, kaybeden ülkemiz oluyor, kaybeden turizm sektörü oluyor. Yani küçük olsun, benim olsun. Ben 18 yıl daha bu kurumun başında kalayım mantalitesiyle bu kurum bir yere varamaz ve Türkiye turizmi de kalkınamaz. Anladığım kadar biraz rehavet içinde görüyorsunuz çok, kurumu. Efendim, rehavet değil. Kurtulmak yani gerekiyor. Kişisel menfaatler peki, kamu menfaati üzerinde çıkmış. Peki Hasan Bey, yani sadece turizmi deniz ve kum olarak algılamak da bana biraz doğru gelmiyor. Bakın, o kadar oteller yapıldı. Tamam, çok güzel. Hiçbir benim sıkıntım yok. Herhangi bir ülkeye iyi de olduğunu, iyi katma değer yarattıklarına da inanıyorum. Ama bakın, sadece denize ve kuma bağlı bir turizm geliri ülkede ne kadar gerçekçi? Yani ülkenin başka turizm değerleri yok mu? Efendim, şimdi yeni bakanımız zaten bununla ilgili bir açıklama yaptı. Sayın Mahir Ünal, Türkiye'nin kum, deniz ve güneş üçgeninden 3 S'den oluşmadı. Ve de aynı zamanda Türkiye'nin dünya medeniyetlerine beşik olmuş, tüm dünya medeniyetlerine ışık saçmış, büyük medeniyetlerin yaşadığı bir topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ve stratejik konum itibariyle de çok önemli bir bölgedeyiz. İklim bakımından, doğa güzellikleri bakımından, akarsuları bakımından ve doğal yaşam bakımından dünyanın en önemli, en güzel coğrafik bir konumunda bulunan bir Türkiye'nin insanlarıyız. Yani bu ürünü satamamak çok büyük bir eksikliktir. Tabii. Yani turizm bakımından öz kaynaklarımız çok güçlü, çok değerli. Ancak bunların ambalajlanıp ürün haline getirip raflarda bunun sunuma, yani satışa sunulması noktasında eksiklerimiz var. Mesela ben şuna çok şaşırıyorum. Yani bir Türkiye'de özel bir bankanın ya da özel bir şirketin sahibi Göbekli Tepe'yi alıyor, Davos'a taşıyor, tanıtımını üstleniyor. Tabii. Fakat bunun tanıtımıyla ilgili olan kurumlar hiçbir şey yapmıyor. Elbette ki. Yani... Ya bu normalde bir başka birinin görevi mi olması lazım? Türkiye'nin Göbekli Tepe gibi inanç turizminden bahsediyorum Hasan Bey. Osmanlı'ya yıllarca başkentlik yapan bir şehirden de geliyorsunuz. Bursa'dan geliyorsunuz. Doğru, Bursa'ya selam olsun. Yani ne kadar çok bizim eserimiz var dünyaya sergileyebileceğimiz. Şimdi sevgili kardeşim, Bursa'da 8000 yıla dayanan bir tarihi mazimiz, geçmişimiz var. Osmanlı var, Selçuklu var, Bitinyanlılar var, Bizans var. Bütün bunlar. Şimdi Zeugma denen Gaziantep'te bir antik kentimiz var ki Doğu Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış. Havlat Peker'in, HP'nin sahibinin milyonlarca dolar verip bir dünya ortak kültür, evet, düşünün, onlar o kadar bu işe yatırım yapmışlar. Olan bir yapıyı, bir medeniyet kalıntısını kurtarmak için mücadele verirken biz ne yapıyoruz? Bir Gedikli Tepe dediniz, orası 10 milyon yıl önce yapılan bir dünyadaki mabet, ilk ibadetin bir mabet, yapıldığı bir mekan mabet. Bilemezsiniz, belki de Hazreti İbrahim'in yaşadığı bir mabettir. Belki Hazreti İsmail yaşadığı bir mabettir, bilemezsiniz. Yani tarihin gerçeklerine ışık tutacak bir takım medeniyet kalıntıları var, eserleri var ve bunlar artık sadece bizim değil, gerçeği konuşmak lazım. Dünya insanlarının ortak mirası bu. Aslında gelirlerimizi biraz çeşitlendirmemiz lazım. Evet, dolayısıyla biz bunları insanlara tanıtırsak, insanların bize olan ilgisi, ülkemizin cazibesi daha da artacak. Dediğiniz gibi sadece Avrupa'dan ülkemize deniz, kum ve güneş üçgeni için veya üçlüsü için gelmenin de kısır döngüsünü de aşmış olacağız. Türkiye'de yani bu kültür turizminin ve doğa turizminin, kış turizminin önünü de açmak gerekir. Ben örneğin Orta Doğu turizmiyle çalışıyorum. Orta Doğu'dan ve Körfez Konseyi işbirliği ülkelerinden Türkiye'ye turistleri getiriyoruz. Onların ülkemizden ve bizden beklentileri farklı. Her turist kitlesinin kriterleri farklı, beklentileri farklı ve istedikleri şeyler de farklı. Bizim onlara sunduğumuz şey Karadeniz'in yaylaları, Karadeniz'in ovaları, efendim söyleyeyim, o serin yaz dönemindeki, Ağustos ayındaki o mükemmel doğa güzelliklerini onlara sunuyoruz. Siz satıyoruz. Selam turizmle aslında Orta Doğu'da Türkiye'nin turizm ateşesi gibi çalışıyorsunuz. Bursa'nın Uludağ'ı var, Uludağ'ı satıyoruz.
Bursa'mızın şelalelerini satıyoruz. Bursa'nın yani kestanesini, havlusunu, şeftalisini. Bursa aynı turizm zamanda... Turizm elçisi gibisiniz Hasan tabii, Bey. Bir meyve peki, ambarı peki, gibi. Neden bu böyle turist Türkiye'ye geldiğinde böyle bir şehre geldiğinde bir gün kalıp gidiyor? Niye üç gün, beş gün kalamıyor? Efendim, çok büyük sıkıntı. Bakınız, turizm sektörü tek taraflı bir şey değil. Turizm sektörü artık günah anlayışından sıyrılması gerekir. Yani biz bu sektörü, yani hükümetimizin de anlaması lazım. Bu sektör günah sektörü değildir. Herkesi günah kendine. Yani biz turizm politikaları olarak ülkemize gelen insanların rahat bir şekilde kendi kültürüne, kendi inancına uygun bir şekilde yaşayabileceği, yiyip içebileceği, o mekanlar eğlenebileceği yerler oluşturmak, geliştirmek ve desteklemek zorundayız. Ben mesela son dönemde özellikle Arap coğrafyasından, Müslüman coğrafyadan çok ciddi bir turist görüyorum. İstanbul'da, evet, Bursa'da, evet. Anadolu'nun pek çok şehrinde mesela Uzak Doğu'dan çok fazla turist geldiğini görüyorum. Aslında belli bir kesime de, örneğin Rusya'ya çok fazla bağımlı olmak burada Türkiye'nin çok aslında doğru bir politikası değildi. Bundan vazgeçiyoruz mesela şimdi biz. Şimdi borsada bir kural vardır. Diyor ki paranızı bir yere paranızı, bütün yumurtalarınızı bir sepete koymayın. Evet. Şimdi Türk turizmini bir bölgeye bağlamayın. Bir ülkeye bağlamayın. Allah korusun bir kriz yaşaması halinde bitersiniz. Bugün 2015 yılında yaşadığımız krizden kriz içerisinde sürecinde Orta Doğu turizmi ve Körfez turizmi bir kurtuluş reçetesi gibi diğer o bölgeyle çalışan acentalarımızın mağduriyetlerini gidermiştir. Sektöre bir canlılık kazandırmıştır. Taksim bölgesi ve İstanbul eğer bu krizde ayakta kaldıysa Körfez turizminin etkisiyle gayrimenkul satışları olmuştur. Oteller %80-90 oranında doluluk yaşamıştır. Yani acentalar iş yapmıştır. Biz Allah'a şükürler olsun Körfez'den getirdiğimiz turistlerde bir eksilme olmadı. Ama fakat Avrupa ile çalışan, Rusya ile çalışan, diğer bölgede çalışan arkadaşlarımızın ve tur operatörlerimizin büyük sıkıntıları var. Yani bunu da görmemesinden gelemeyiz. Bir de aslında şöyle bir güzel bir katma değer yaratıyorsunuz. Siz şahsınızda söylüyorum size bunu. Hasan Erdem olarak siz sadece Müslüman coğrafyasından turistleri buraya getirmekle kalmıyorsunuz. Aslında onların kalıcı hale gelmesi için de çalışıyorsunuz. Onlar yani, burada mülk de satın alabiliyorlar. Ya, yani bu aslında onların ki servetlerini buraya taşımaları, paranın Türkiye'ye gelmesi. Düşünsenize. Aynen. Şimdi turizm sektörü o kadar çok geniş bir sektör ki 35 ana sektöre aynı zamanda destek sağlar. İnşaat sektörü de destek sağlar. Bugün birçok eski tur operatörlerimiz, Orta Doğu'dan turist getiren acenteci arkadaşlarımız, onların Türkiye'de mülk edilmesi noktasında da hem teşvik edici oluyorlar, hem onlara aracılık yapıyorlar, hem de ülkemize bir ihracatın gerçekleşmesi, yerinde ihracatın gerçekleşmesine ön ayak oluyorlar. Tabii ki. Ve döviz kazandırıyorlar. Bugün bir müteahhit bir yıl içerisinde 50 tane daire üretiyor, konut üretiyor diyelim. Ve bu bir üretimdir. Bu üretimi siz tamamı yerli ürünlerden oluşan bir üretim, %100'ü Türk malı olan bir üretim ve siz bunu satıyorsunuz. Gelen yabancı sermaye ise %100 ülkenizde kalıyor. Tabii. İthalat yapmıyorsunuz. Tabii. Bu ihracat yapmak tabii için. Bu evleri alıp götürüp, evet, gitmiyorlar yani ki bunlar. Dolayısıyla aslında yani bizim turizm sektörü olarak getirdiğimiz yabancı turistlerin ülkemize bıraktıkları dövizler bir döviz sağlayıcı faaliyetlerdir. Son bir mesaj alalım Hasan Bey isterseniz. Hani biz istiyoruz ki Türkiye'de güzel şeyler olsun ve bunun için siz de projeler üretiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Türkiye artık Sayın Bakan'ın dediği gibi turizm aynı zamanda kültürünü de paraya çevirebilsin diyorsunuz. Ve farklı coğrafyalardan buraya turist gelsin istiyorsunuz. Evet. Ne diyorsunuz en son? Şimdi efendim bugün içinde bulunduğumuz konjektör gereği ve bu krizler Türkiye'nin çevresinde yaşanan bu savaşlar ve terör eylemlerinden dolayı sektörümüz çok zor bir durumda. Ve Türkiye aleyhine özellikle bizim rakiplerimiz olan Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler aleyhimize korkunç bir şekilde kötü bir negatif bir algı operasyonu başlattılar. Bunu biz
bir milli politika halinde hem Turizm Bakanlığı, hem Turizm Seyahat Ajantaları, hem diğer sektör dinamikleri hep birlikte bu algıyı yok etmemiz gerekir. Gerekirse her operatörümüz, her ajantamız devletin teşvikiyle, desteğiyle çantasını alıp yurt dışına gidecek, çalıştığımız ajantalara Türkiye'nin huzurlu ve güvenli bir bölge olduğunu, liman olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bu görev bize düşüyor. Bunun için yani bunun için zor bir şey değil bu. Birazcık seyahat ajantalarımıza ve tur operatörlerimize Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve devletimizin güvenmesi gerekiyor. Hasan Erdem, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Turizm sektörünün duayen isimlerindensiniz. Enerjiniz bol olsun. Efendim, ben çok Türkiye teşekkür ediyorum. Türkiye aslında tek bir pazara bağımlı olmaktan da kurtardınız. Türkiye diyorsunuz ki artık turizmde yeni şeyler konuşmalı. Yeni şeyler konuşma zamanı geldi. Enerjiniz bol olsun. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık. Sayın Bakanımız da eğer katılabilseydi. Sayın Bakanımızı bekliyoruz valla. Her an alabiliriz ama kendisi şu an Emit'le dolaşıyor. Her an her şey olabilir. Sayın Bakanım, buradan mesajı göndereceğiz. Kendisine de görüşürüz. Görüştüğümüz zaman görüşeceğiz da anlatacağız efendim. Tabii ki. Bir söz aldık Sayın Bakanımızdan. Tamam. Türkiye'nin herhangi bir turizm merkezinden yayın yapacağını sözünü aldık. Tamam. Bunu da burada açıklayalım. Tamam, teşekkür ederim. Evet, bir reklam arası veriyoruz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Hasan Erdem'e de çok teşekkür ediyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.